Efendim selamlar, saygılar sunuyoruz. Dünyaca ünlü Antalya Konyaaltı sahilindeyiz. Ve 7 kıtadan insanların geldiği çok önemli bir turizm kenti Antalya. Akdeniz sahil bandının 7 kıtadan insan çekim gücü olan bir bölge. Ve bildiğiniz gibi bu sezon, bu yaz normal hava değerlerinden, normal sıcaklıkların üzerinde bir sıcaklık ve nem oranı hakim. Çok aşırı sıcaklar ve aşırı bunaltan hava sirkülasyonu insanları bu sahil bandına daha çok akım etmesini sağlıyor. Bir akım var buraya karşı ve hem yerli hem yabancı turist sayısının normal seviyeden Antalya normal nüfusunun 4 katı bir turist sirkülasyonu var. Yani sezon daha henüz bitmedi. Sezonun tam orta noktasındayız ama Antalya bugün itibariyle yaklaşık 10 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turist sayısının çok pik yaptığı bir dönemden geçiyoruz. Ve 40 derece olan 40-42 derece 45 derece arasında devam eden hava sirkülasyonu ve sıcaklığı ve yaklaşık %80'e dayanan bir nem oranı insanları daha çok çileden çıkarıyor ve daha çok bunaltıyor. İşte Lara'da, Lara plajlarında, Konyaaltı plajlarında, Sarısu plajlarında bu sebepten dolayı da insan trafiğinin fazla olduğunu söylemek mümkün. Ve burada bir de şunun altını çizmek lazım. Bu sezon, bu yaz deniz sıcaklığının, sıcaklık seviyesinin de 32 bandına çıkması da özellikle deniz içinde yaşayan balıkların, omurgasızların yaşam alternatiflerini, oksijenlerini de tükettiği ve bitirdiği için çok ciddi bir risk altında olduğunu belirtelim. Ve bu konuda gerekli çalışmalar, gerekli önlemler, tedbirler alınmaya çalışsa da önümüzdeki birkaç günde bir dalgalı bir yağmur, bir sağanak yağmur da bekleniyor ama bunun sadece sıcaklıkları bir pik düşürmüş olsa da nem oranını biraz daha üst seviyelere, üst segmentlere çıkaracağı söyleniyor yetkililer tarafından. Sözün özü şu, Antalya'da yani Türkiye'mizin her tarafı cayır cayır yanıyor. Ormanlarımız yanıyor, ciğerlerimiz yanıyor. Yani bu dönem mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık hem her alanda hem insanlığımızı hem ormanlarımızı her hayatımızın her alanını etkilemiş durumda. Umarım en kısa zamanda havalar normal seviyesine düşer ve insanlar da bir nefes alır diyoruz. Efendim şu an yanımızda yine Antalya Konyaaltı sahilinde bulunan kıymetli bir arkadaşımız var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyalım. İlyas Demir. İlyas Bey nereden geliyorsunuz? Hatay'dan geliyoruz. Hatay Kırıkhan'dan. Hatay Kırıkhan'dan. Geçmiş evet. Olsun büyük bir deprem badiresi ve depremde büyük bir yıkım yaşandı. Evet. Geçmiş maalesef. Olsun dileklerimizi teşekkür ediyoruz. Sanırım çoluk çocuk bunalmıştık. Sizi buraya kadar getirmiş. Yani gerçekten amacımız oydu. Çocukların biraz o ortamdan kurtulup değişik bir ortamda stres atmaları. Değişik bir versiyon yaşamalarını istedik yani. Biz de dedik bu Konyaaltı plajında arkadaşlarımız, dostlarımızla bir vakit geçirelim. Biraz eğlenelim diye düşündük. Nasıl buldunuz deniz sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde bu sene? Hatta deniz sıcaklığının 32 dereceye falan çıktı. Balık ölüm sayılarının da arttı ve bu konuda yetkililer de çaresiz önlem ve tedbir almak için uğraşıyorlar ama. Evet yani şu an deniz sıcaklığı dışarıdan daha sıcak gibi duruyor deniz suyu sıcaklığı. Bu da gerçekten serinleme açısından da o kadar elverişli değil. Ama işte ne yaparsın bu nemden kurtulmak için de vatandaşlar, arkadaşlar kendileri denize atıyor. Tabii burada dünyanın göz bebeği olan bir plaj gerçekten çok güzel. Millet ne yapsın işte. Peki Antalya gelip gitmişliğiniz oluyor mu? Nasıl değerlendiriyorsunuz burayı? Antalya zaten dediğim gibi dünyanın göz bebeğimiz olan bir yer. Her şeyle capcanlı, yaşanası bir yer. Yani Antalya'nın nüfusu 2,5 milyon gelen şu güne kadar yani daha
sezonun ortasında pik yaptığı bir dönemde 10 milyon insanı geçmiş yani havalimanı verilerine göre. Bizi de ekleyelim onlara. Evet. Bizi de ekleyelim. Yani sürekli ekleniyor. Yerli turizme katkı sağlayan insanlarımız da var. Evet, yerli yabancı zaten gördüğümüz zaman dünya kadar insanı görüyoruz burada. Her türlü ırktan insan var. Bu da buranın güzelliğinin göstergesi yani. Herkes burayı tercih ediyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol, kolaylıklar diyorum. Sağ ol. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Sağ olun. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilindeyiz. İnsanlar sıcaktan ve nemden bunalıyor. Evet. İsim neydi? İsim Akın. Akıncığım, nereden geliyorsun? Ben Tokat'tan geldim. Tokat'tan geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Sağ olun. Yani Tokat'ın havası serin. Evet evet, havası serin. İklimi serin. Ama burası oldukça sıcak ve nem. Evet evet, burada sıcak ve nem bayağı fazla. İşte deniz olmasa çekilmez yani. Denizin vesilesiyle çekiliyor bir şekilde. Kaç günden beri buradasınız? Bir haftadır buradayım. Bir haftadır. Nasıl değerlendirdiniz? Antalya'dan giderken yanınızda ne götürüyorsunuz kafanızda? Antalya güzel ama işte sıcak, nem biraz fazla. Her çeşit insan geliyor buraya. Dünyanın her tarafından insanlar geliyor. Hoş bir şehir. Yani toplumsal olarak aydın bir şehir. Güzel şehir. Beğeniyoruz Antalya'yı. Daha önce gelmiştiniz var mı? Evet tabii ki. Her sene geliyorum ben zaten. Her fırsatta. Her Konyaaltı sahilinde beğeniyorum yani. Güzel. Yani gezmeye de değer bir sahil yani. Bu sene sıcak ortalaması suyun sıcaklığını da arttırdı. Evet evet. Bu sene havalar bayağı sıcak gidiyor. İşte küresel ısınmayla beraber buralar da bayağı ısındı yani. Evet. O zaman Tokat'a bir el sağlayalım. Teşekkür ederim. Akın Bey, uğur diyoruz. Biz de güzel tatiller diliyoruz. Teşekkür çok ederim. Teşekkür ederiz. İyi çalışmalar, kolay gelsin. Siz de Tokat'a gidin, Taşan'ı ziyaret edin. Birçok alanın inşallah. Misafir ederiz. Çok şirin bir ilimiz. Daha önce gitmiştik, programda çekmiştik Tokat'ta. Memnun oluruz. Yani Ballıca mağaralarında evet evet, şifa saçan birçok noktası, birçok önemli noktası var. Mutlaka Tokat'ı ziyaret edin. Güzel. Bekliyoruz Tokat'a. Var. Tokat'a gitmek gerek diyoruz. Tokat'a selam. Selam. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ ol. Evet efendim. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde hava, ortam sıcak, nem yüksek ve deniz sıcaklığı da bu sene oldukça yüksek. Türkiye'nin dört bir yanından, dünyanın dört bir alanından, yedi kıtadan insan geliyor. Nüfusunun şu anda dört katı insan sirkülasyonu var Antalya'da. Her ilden, her kentten, her devletten, Rusya'dan, Ukrayna'dan, Almanya'dan, Fransa'dan, İngiltere'den, her alandan insan görmeye sahibiz. Yani burada her dilden insan görme imkanına sahibiz. Gördüğünüz gibi yaklaşık 12 kilometrelik bir Konyaaltı sahil bandı var. Burası, Lara plajları, Sarısu plajları, her yer insanlar kendini artık serinletmek için sahil bandına atıyor, bırakıyor. İnşallah yetiştiriciler, ürün yetiştiricileri olsun, deniz ürünleri konusunda balıkların, omurgasız yaşayan balıkların özellikle sıcaklık normal değerlerin, normal derecenin üstünde, deniz sıcaklığı da 32 dereceye kadar çıktığından dolayı balık ölümlerinin de çoğaldığı yetkililerce ifade ediliyor. Ve insanlar da artık kendini Eylül sonuna kadar, en azından sezon devam edecek, belki Ekim ortasına kadar, dünyanın sistemi, dünyanın sıcaklık ve yaşamsal koşulları değişti. Yani bir bakıyorsun 40 derece, 45 derece sıcaklık tavan yapmışken ertesi gün bir sağanak yağmur oluyor, bir sağanak yağış oluyor. Ortalığı sel götürüyor. Sonra bir bakıyorsunuz bir saat sonra yağmurdan falan eser kalmamış. Yani mevsimler mevsim tadında yaşanmıyor artık. Yazlar kış oldu, kışlar yaz oldu. Karmaşık bir mevsimden geçiyoruz. Yayında ve yapımda emeğe geçen bütün arkadaşlarım adına Antalya Konyaaltı sahilinden selam ve saygılar yolluyoruz. Allah'a emanet olun.